titreşim yok. O yüzden neredeyse 1080p video izliyor gibiyim. Onları bu motorla elek edersiniz. Ama Kuzey Otobanı'na girdim. İşte ne bileyim, İzmir Otobanı'na girdim. Ankara Otobanı'na girdim. Ben bununla 600'lük 1000'lik kovalayacağım. Olur mu? Ha, olmaz. Orada anlaşamayız arkadaşlar. Düşük devirde yüksek hızla gidebiliyor olmasından dolayı uzun yola vesaire çıktığınızda bu motorun yakıtından oldukça memnun kalabilirsiniz. Arkadaşlar, öncelikle videoma hoş geldiniz. Yamaha Fazer 8 incelemesinden herkese selamünaleyküm. Ben şimdi sizlere hoş geldiniz dedim ama ben şu an çok hoş bir durumda değilim. Çünkü az önce bu motorla radardan ceza yedim. Hemen şöyle makbuzu da göstereyim arkadaşlar. Şöyle daha net okunabilir. 6439 TL. Hayırlı uğurlu olsun. Her neyse, bunun detaylarını birazdan anlatırım. Fakat şimdi benim bir introm girsin. Ve siz de o ara halen daha kanalıma abone olmadıysanız, o ara bir abone olursanız sevinirim. Hadi birazdan görüşürüz. Yapıştır ulan! Arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Videonun başındayken bir like'ınızı alırım diyorum ve ilk önce nasıl oldu da radara girdim, ceza yedim, onu bir anlatayım. Gerçekten yani affedersiniz ama arkadaşlar, sağlam kitlediler. Hak ettim baktığınızda da, bir itirazım yok çünkü radar olmadığını düşündüğüm bir yolda dedim ki hani motoru aldım ya, bir deneyeyim. Bakalım nasıl gidiyor vesaire. Her zaman da kullandığım yol. Fakat radar varmış, ileride de çevirme varmış. Ben de 144 ile radara girmişim. O yüzden polis abilerimiz sağ olsunlar 6500 lira civarında bir cezayı kilitlediler. Yapacak bir şey yok. Ama bu video bayağı maliyetli oldu. Arkadaşlar yani biraz izleyin, sonuna kadar reklamlar atlamadan gidin, like atın vesaire. En azından cezayı bu videodan çıkaralım diyeceğim ama tabii işin şakası bir yana, onu da böyle sizlere anlatmak istedim. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada şu bayrağın güzelliğine bir bakın ya. Ne kadar güzel. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Ve şimdi Fazer 8'i anlatmaya başlıyorum. Video biraz değişik başladı. Normalde dış çekimle başlardım. Fakat şu an bulunduğum konumdan dolayı dedim ki ilk önce motoru bir süreyim. Biraz tanıyayım. Daha sonrasında otobana gireyim, gazlayayım. En sonunda dışarıdan gösteririm. Bu sefer de bir farklılık olsun. O yüzden bu video böyle başladı. Geçenlerde, daha çok yakın tarihte Yamaha XJ6 Divergent F incelemiştim. Ve o videodan sonra gerek yorumlarda gerek bana Instagram'dan yazmış olduğunuz mesajlarda Fazer 8'i görmek istiyoruz dediniz. Çünkü neredeyse fiyat olarak aşağı yukarı aynı. Yani XJ6 Divergent F fiyatına bu motoru da alabiliyorsunuz. O yüzden çokça talep görmüştü. Ben de hemen denk getirdim ve sizler için incelemeye motoru aldım. Yamaha XJ6 videosunu hatırlayanlar varsa o motorun oldukça titreşimsiz, çok konforlu olduğundan bahsetmiştim. Aynı şeyler Fazer 8 için de geçerli. Arkadaşlar, motor gerçekten çok yumuşak. Gerçekten çok konforlu. Ve şu an 6000'de bir 106 ile gidiyorum. Bakın, abartmıyorum. Motor çalışmıyor gibi arkadaşlar. O kadar rahat, o kadar konforlu. Ve ben bunu yalandan motoru güzellemek adına değil, gerçekten öyle hissettirdiği için söylüyorum. Vites geçişlerine bakalım. Abi, vites geçişleri falan da şıkır şıkır. Yumuşacık. Ve bu motor şu an 68.000 kilometrede. Motorda titreşim yok dedim. Aynı o titreşimsizlik aynalarda da devam ediyor. Arkamı şu an o kadar net görüyorum ki, yani abartmıyorum, neredeyse 1080p video izleyeyim diyeyim. Bak, 4K diyecektim. Bu motorun özelinde aynalar biraz sallandığı için öyle ufak bir sallantı var. Titreşim yok. O yüzden neredeyse 1080p video izliyor gibiyim. Ama şu aynaları bir elden geçirdikten sonra oradaki görüntü direkt 4K arkadaşlar. Oturuş pozisyonundan devam edeyim. Motosiklet süper sport zaten değil. Hani belki öyle zannedenler olabilir, değil. Fakat bir naked kadar da dik oturulmuyor. Gerçekten çok tatlı bir oturuş pozisyonu ayarlanmış motorda. Gidon çok yüksek değil fakat geniş. O yüzden sürerken bayağı ferah hissettiriyor. Bu kısım kamerada biraz küçük görünüyor olabilir ancak burası da oldukça geniş. Yani 800 cc bir motosikletin üzerinde olduğunuzu rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Motorun genel titreşimsizliği ile beraber sele konforunun da güzel olmasından dolayı bu motoru alıp dünya turuna bile çıkabilirsiniz. Gerçekten o kadar rahat. Yani baktığınızda
videonun başından beri motoru övüyor gibiyim. Motor güzel arkadaşlar. Ben gereksiz övmüyorum. Neyse onu söylüyorum. En çok da gidişini merak ettiğinizi de biliyorum. O yüzden şimdi bir gazlayalım. Daha sonrasında yine motoru sizlere anlatmaya devam edeceğim. Ve şimdi gazlamaya başlıyoruz. İnşallah tekrardan ceza yemem. Hadi bakalım. 1.119 254 380 4.208 253 gördüm fakat kesiciye girmedi. O yüzden mecbur otobana gireceğim. Artık her zaman denediğimiz yollarda bu motoru deneyeceğiz. Görsek çok iyiydi, otobana bağlanmadan geri dönerdik ama yapacak bir şey yok. Şimdi hız ölçer uygulamam da açıktı. Bakalım göstergede 253 gördüğümüzde GPS'te ne verecek? Bakacağız. Bakalım bilet al diyecek mi? Yok, direkt açtı. Hemen şöyle sağ tarafta bir kontrol edeyim. Ondan sonra tekrardan deneyeceğim. Bir yerde de yağ var, oraya girmeyelim. Hemen bakıyoruz. Ayaklığı açamadım. Ayaklığın yeri biraz tuhaf. Bakalım bakalım kaç görmüşüz. Arkadaşlar 236.66, 253 göstergede görmüştük. Otoyolda gidiyorken hangi devirde hangi süratte gidiyordur onu da sizlere bir göstermek için kayda girdim. 6. vitesteyim. 6500 devir 145. Biraz daha hızlanalım. 7000 devirde 158. Ya gerçekten uzun yola uygun bir motosiklet. 7000 devirde böyle 160-160 gidersiniz. Çok da fazla deneyeceğim yere bir yolum kalmadı. Hiç kaydı kapatmadan yardırsak mı acaba? Hadi yardıralım.
speed 262'ymiş arkadaşlar. Otobandan çıktığımda da bakacağım GPS verisine vermiş. Fakat şundan da sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar böyle 250-260 gidiyorum ya, sanki Oğuz'da gitmiyor gibiyim. Tamam, zaten hani GPS verisi olarak da Oğuz'da gitmiyoruz, ancak bahsetmek istediğim şey şu: motor gerçekten çok stabil gidiyor. Şimdi gidişini gördünüz, siz de değerlendirin. Bana da fikrimi soracak olursanız, örneğin ben bunu aldım, 600cc, 1000cc racing süren arkadaşlarım var. Onların peşine bu motorla gidebilir miyim derseniz, gidemezsiniz arkadaşlar. Çünkü 600cc racing motorlar 120 beygirden başlar. Zaten 1000cc'leri konuşmaya bile gerek yok. Fakat şöyle bir durum var: motosikletin gaz tepkileri güzel. Yani gaz kolunu çevirdiğinizde güzel tepki veriyor. Böyle açık bas bas basabileceğiniz bir otoban değil de, normal şehirler arası yollarda eğer iyi sürüyorsanız ve çevrenizdeki süper spor süren arkadaşlarınız çok iyi süremiyorsa, onları bu motorla elek edersiniz. Ama Kuzey Otobanı'na girdim, İşte ne bileyim İzmir Otobanı'na girdim, Ankara Otobanı'na girdim, ben bununla 600'lük 1000'lik kovalayacağım, olur mu? Olmaz. Orada anlaşamayız arkadaşlar. Orada yapabileceğim bir şey yok. Şu soru da gelebilir, hemen cevabını vereyim. Düşük CC'den buna geçilir mi? Bence buna geçilmez. Geçeceğiniz motor Yamaha XC6 Divergeon F olabilir. Bunu çok fazla tavsiye etmem, çünkü bu motor biraz fena gidiyor ve gaz tepkisi fena. XC6'nın böyle bir gaz tepkisi yoktu. Zaten aralarında da bayağı bir beygir farkı var. Bakalım bilet millet bir şeyler diyecek mi? 6. sınıf bekleme yapma devam et. Hadi bakalım edelim. Arkadaşlar bak, yer aşırı parlak. O yüzden böyle yerlerden çıkıyorken dikkat edin. Lastiğiniz orada sarar. Oraya geçtikten sonra bu asfaltta tutunur ve motor bir anda tekere gelir. Ben hemen şöyle sağda durayım, GPS'e bir bakalım. Ondan sonra XC6'yı incelediğim yere çok az bir mesafem kaldı. Eğer orası müsaitse bu motorun da dış çekimini orada yapacağım. Bakıyoruz. 245.52. Hemen bir ekran görüntümüzü alalım. Yani 262, 17 kilometre sapma var. 17 kilometre. Motor fan açtı bu arada. Normal. O kadar zorlamaya ben de fan açardım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Gidişi yeterli mi değil mi? Ve şimdi ilk önce Fazer 8'in tasarımına hep beraber bir bakalım. Bu arada yan tarafı komple kapatan bir grenaj yapısı yok. Sadece bir kafa grenajı mevcut. Sağdan baktığımızda motorumuzun şekli şemali böyle. Bir de kafadan bakalım. Arkadaşlar ben bu motorun kafa tasarımını beğeniyorum. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben çift farlı motosikletleri daha çok beğendiğimden dolayı bunun tasarımı da hoşuma gitti. Siz de fikirlerinizi yorumlar kısmına yazın. Makinamız dışarıdan bakıldığında gayet iri yarı ve yapılı duruyor. Şöyle bir de arkadan bakalım. Bu arada bu motosikletin üzerinde sahibinin takmış olduğu çanta demiri var. Normalde bu şekilde olmuyor, haberiniz olsun. Ama genel itibariyle Fazer 8'lere baktığınızda da çanta demirini görürsünüz. Çünkü bu motorla çok fazla uzun yola giden insanlar oluyor. Geçelim teknik özelliklere. Arkadaşlar motorumuz 779cc sıralı 4 silindir, su soğutmalı ve 6 vites. Güç olarak da 106 beygir ve 82 Nm tork üretiyor. Aslında bu güç değerlerine baktığımızda motorumuzun top speed'i tam da olması gerektiği seviyede. Lastik ölçülerine de baktığımızda arka tarafta 180-55-17, ön tarafa geçtiğimizde de 120-70-17 ölçüsünü görüyoruz. Ve frenlerinden de bahsedecek olursak, ben frenlerini beğendim, birazdan yollara deneriz. Fakat bu motorumuzda ABS mevcut değil, yalnız bu serinin ABS'li olanları da mevcut. Göstergemize baktığımızda eski tip olduğunu görüyoruz. Hemen şöyle kontağı çevirelim. Bu şekilde açılıyor. Burası devir saatimiz, burada ikaz lambaları, burada yapmış olduğumuz hız, burada toplam kilometre, burada saat, burada benzin göstergesi ve burada da sıcaklığı görüyoruz. Peki bu göstergede başka ne özellik var derseniz, değiştiriyorum. Trip metre 1, trip metre 2, toplam kilometre. Başka da bir şey yok. Yani bir vites göstergesi ortalama yakıt olsaydı güzel olur muydu? Olurdu. Fakat Yamaha bu göstergeye böyle özellikleri koymamış. Kumandalara baktığımızda sağ tarafta bir tane aç kapa butonu, onun da altında çalıştırma butonunu görüyoruz. Sol tarafa da geçtiğimizde alışılagelmiş sıradan dizilim var. Burada selektör butonu, burada uzun kısa, burada dörtlü flaşör, burada sinyal ve altta da kornayı görüyoruz. Sesini bir dinleyelim. Motorumuzun aynaları sürüş esnasında da söylediğim üzere biraz sallanıyor. Bunların bir elden geçmesi lazım. Fakat katlanıyor mu derseniz, hemen gösteriyorum. Arkadaşlar aynalarımız katlanabiliyor. Ayarı bozulmadan tekrardan açtığımızda da olması gerektiği yere geliyor. Dörtlü flaşör olduğundan bahsetmiştim. Fakat bu motorda sinyaller vesaire normal ampul. Ama bu motorun sahibi farları daha sonrasında LED'e çevirmiş. Hazır kontak açıkken bir de aydınlatmaları arkadan bakalım. Şeklimiz, şemalimiz bu. Sinyaller ve stop lambamız normal ampul.
Bu motora egzoz taktığınızda, yani açık abartı bir egzoz taktığınızda gerçekten mükemmel bir sesi var. Fakat şu an üzerinde orijinal egzozu mevcut. Allah'tan da orijinal egzozu var. Çünkü az önce çevirmeye girdiğimde radar cezasının yanında bir de egzozdan ceza yiyip motoru bağlatmak istemezdim. Her neyse, marşa basıyorum. Şimdi Rolanti'de sesimiz bu şekilde. Ufaktan bir dinleyin, ondan sonra gaz vereceğim. Gaz veriyorum. Şimdi hazır buradayken pegleri de sizlere göstereyim. Sürücü tarafı lastikli fakat artı tarafını lastikli yapmamışlar. Geçelim sele konforuna. Arkadaşlar, ben kullandığım süre boyunca gerçekten çok rahat ettim. Artı tarafına da baktığımızda onun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bu motora bir artçı aldınız, uzun yola gideceksiniz. Sizlere tavsiyem, artçı selesini söktürün, tekrardan içerisine bir dolgu malzemesi yaptırın. Daha rahat edersiniz. Selemizi bir kaldıralım, altına bakalım. Arkadaşlar, altında bagaj namına ufaktan da olsa bir yer mevcut. Motorumuzun deposu 17 litre ve sağlam gaz açtığınızda ortalama 8-10 litre civarında yaktığını söylemem lazım. Fakat sakin kullanıldığında düşük devirde yüksek hızla gidebiliyor olmasından dolayı uzun yola vesaire çıktığınızda bu motorun yakıtından oldukça memnun kalabilirsiniz. Arkadaşlar, ben şu an videoyu 30 Mayıs 2024 tarihinde çekiyorum. Siz büyük ihtimalle bu videoyu Haziran ayında izliyorsunuzdur. Eğer daha sonraki aylarda izliyorsanız fiyatlar tabii ki de değişkenlik gösterebilir. Ancak bu motosikletin şu an sahibinden.com'a girdiğimizde en düşük ilanı 320.000 TL'den başlıyor. Hemen şöyle en yükseğine de bir bakalım. En yükseği de 480.000 TL ve ne demiş ilk sahibinden, bol ekstralı 12.000 km'de Fazer 8. Şu an piyasası bu şekilde. Bu motorun ABS'li versiyonu da var demiştim. Hemen onun da fiyatına bir bakalım. En düşük diyorum. 300.000 TL'den başlıyor. Onun da en yüksek ilanına baktığımızda 505.000 TL'yi görüyoruz. Bu motorun naked versiyonları da var. Onları da merak edebilirsiniz diye hemen onu da sizlere bir göstereyim. ABS'siz versiyonu 299.000 TL'den başlıyor. En yüksek ilan 465.000 TL. Yani baktığımızda bu tarihlerde fiyatlar bu seviyelerde. Artık gidişini gördünüz, şeklini, şemalini gördünüz, hızlanmasını gördünüz. Bu fiyat bandında bu motoru tercih eder miydiniz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Motoru böyle bir araziye soktuğum iyi oldu. Amortisör konforuna daha iyi bakabildim. Amortisörlerin yumuşaklığı güzel, fena değil, fakat biraz daha yumuşak olabilirmiş. Seri yüksekliğinden vesaire sizlere bahsedeyim. Arkadaşlar, topuğum yere tam basıyor ve dizim bayağı bir kırılıyor. Benim boyum 1.81, sizin de boyunuz 1.60'ın üstündeyse bu motoru rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Motorun ağırlığına baktığımda internette çıkan bilgilerde 198 kilo olduğu söyleniyor. Fakat bu 198 kiloyu hissediyor musunuz? Bence çok fazla hissetmiyorsunuz. Yani o yüzden benim boyum biraz kısa, ben bu motoru alsam sürebilir miyim korkusu bence aklınızda olmasın. Tabii ki de bu benim şahsi kanaatimdir. Kalkıp bugün 125-250 cc gibi motorlardan buna geçtiğinizde ya bu ne kadar genişmiş, ne kadar büyükmüş, vay efendim bu ne kadar ağırmış da diyebilirsiniz. Motorun frenlerini de deneyelim. 70 civarı gidiyorum. Önüm ani bir şey çıktı, durmam lazım diyelim. Frenleri gerçekten güzel. Şunu da söylemem lazım arkadaşlar. Güzel bir fren için güzel bir lastiğe ve güzel fren balatalarına da ihtiyacınız vardır. Bunu unutmayın. Bu motorun frenleri yeterli. Zaten önde gördüğünüz çift disk mevcut. O yüzden bastığınızda zınk diye bu motorla durabiliyorsunuz. Geçelim işin biraz da civcivli boyutuna, zurnanın zart dediği, zurt dediği, cart dediği yere. Yamaha Fazer 8 alınır mı? Orada sizin beklentileriniz devreye giriyor. Şimdi ben 600 cc, 1000 cc süper sport kovalamayacağım. Sesi güzel olan, sağlam olan, konforlu olan ve yola çıktığımda da beni rahatsız etmeyecek bir motor arıyorum derseniz, işte o zaman bu motor tam sizlik. Fakat benim hız merakım var ama konforuma da düşkünüm. Çok da eski süper sporta bulaşmak istemiyorum. Bu motoru tercih edersem yüzüm güler mi, arkadaşlarımı kovalayabilir miyim derseniz, orada da az önce söylediğim üzere, eğer ki çevrenizdeki süper sport süren arkadaşlarınızı güzel süremiyorsa bu motorla onları yersiniz. Ama rahat rahat basabileceğiniz bir otoban ortamında bu motorla onları yakalayamazsınız, haberiniz olsun. Bana fikrimi soracak olursanız da ben her şeyin top speed olduğunu düşünmüyorum. Bence sağlamlık önemli. Ses benim için mesela önemli detaylardan bir tanesidir ve bu motora egzoz takıldığında gerçekten inanılmaz güzel bir sesi var. Uzun ömürlülük, servis, yedek parça baktığımızda bu motor gerçekten alınabilir motorların arasında diyebilirim. Şundan da bahsedeyim. Bilerek videonun sonunda bahsetmek istedim. Çünkü hani başta söylersem motoru yalandan güzelliyormuşum gibi algılayanlar olabilir diye. Arkadaşlar, bu motor satılık. Detaylarını merak ediyorsanız
açıklamalar kısmına motorun sahibinin Instagram hesabını bıraktım. Kendisi de yabancı değil, arkadaşım olur aynı zamanda. Ve hatırlarsanız geçmişte ER6F videosu çekmiştim Kawasaki. O motorun da sahibi, bu motorun sahibi olan arkadaşımdı. Kendisiyle irtibata geçin. Fiyat olarak da 350.000 TL istiyor. Kilometremiz de hemen söyleyeyim, 68.000. Ve ben Prosofi'nin videosunu izledim de senin motoruna öyle müşteri oldum derseniz kendisine, size güzel bir indirim yapacaktır. Benim için hayatımda yapmış olduğum en pahalı inceleme videosunun artık sonuna gelelim mi? Bence gelelim. Çok da bahsedecek bir şey kaldığını düşünmüyorum. Motorun incik cincik bütün detaylarından sizlere bahsettim. Ve son olarak toparlayacak olursak, bu motoru arkadaşımdan aldım ve satılık diye yalandan sizlere övüyor değilim. Hani ister satın alırsınız ister almazsınız, problem yok. Ya da ben bu motorun kötü bir yanı var da söylersem arkadaşım bana küsecek, kırılacak, darılacak diye bir durum da yok. O yüzden tamamıyla objektif bir şekilde yaklaştım. Motor hakkında çok fazla kötü bir detay duyamamanızın sebebi motorun güzel olması. E ne yapayım abi, şimdi motorun kötü yanı yokken ben affedersiniz bir tarafımdan mı uydurayım şurası şöyle kötü diye. Motor gerçekten güzel diyorum. Ve ufak ufak da videomun sonuna geliyorum. Videolardaki emeğimizi görüyorsunuz. Motorları alıyorum, onlarca kilometre yapıyorum. Her türlü koşulda test ediyorum. Tapsibidine bakıyorum. Bugün olduğu gibi ceza yiyorum. Vesaire vesaire. O yüzden sizler de bir like'ınızı çok görmeyin. Açıklama kısmında da hem arkadaşımın Instagram hesabı, yani bu motorun sahibinin Instagram hesabı, hem de benim sosyal medya hesaplarımın linkleri yer alıyor. Oradan bir takip ederseniz güzel olur. Kanalıma da halen de abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.